Göksel Aymaz öncelikle hoş geldin. E, son dönemde e, devlet kanalında yani bir kamu yayıncılığı yapması gereken e, TRT'de ardı ardına e, ve çok büyük bütçelerle e, yeni Osmanlıcılık temalı oradan esinlenen bir takım diziler e, yapılmaya başlandı. ve Aslına bakarsan bu muazzam bir propaganda e, aracı haline geldi. Sadece televizyonda değil, iletişim başkanının yaptığı filmlerde de hep aynı temaları görüyoruz. Öncelikle buradan başlayalım istiyorsan. Yani bir kamu e, yayıncılığı yapması gereken bir e, kurumda e, böylesi bir ideoloji inşası, böyle bir ideolojik tahkim yapılması e, neden doğru e, veya e, sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi televizyon dediğimiz şey yani kitleşim aracı ve kitle kitleşim araçlarında ideolojik aygıt olduğu zaten e, bilinen, söylenen Literatürde yer etmiş bir tanımlama, iletişim araçları iki ideolojik aygıtlardır. Orada elinde bulunduran siyasi güç, e, siyasi alanda hükmeden hegemonya, kültürel alanda hükmetmek için o hegemonyayı, yani siyasetteki hegemonyayı kültüre taşımak için bunu kullanır. E, şüphesiz TRT'de her dönem bu işlevi gördü. Sadece bu dönem değil, her dönem bunu gördü ama. Eski, yani önceki dönemlerle karşılaştırırken AKP dönemini peşi sıra şunu da söylemek adet oldu. Ama bu kadar da değildi. Yani ekonomiyi konuşuyoruz. Evet her dönem kendi zengini yarattı ama bu kadar değildi. Veya hiçbir zaman hukuk bağımsız olmadı. Yargı bağımsız olmadı bu kadar değildi. Yani bu bir tekerleme gibi oldu. Dolayısıyla bu da öyle. TRT gerçeği de öyle. Evet kamu hizmeti yayıncılığı yapmak üzere oluşturulmuş bir kurum ama hiçbir zaman evrensel ölçekte kamu hizmeti yayıncılığı yaptığını teşhis edemiyoruz tarihine baktığımızda TRT'nin. Ama hiçbir zaman da gerçekten de böyle değildi. Yani farklı sesler gene kendisine eşitsizlikçi bir yapıda da olsa bir ses bulurdu. Şimdi dolayısıyla bu TRT'nin bu dönemdeki yapısı bu tip dizilerin orada yapılıyor, gösteriliyor oluşunu yadırgatmıyor. Çok normal. Ee, dizilere gelmeden önce aslında şunu söylemek lazım. şimdi Tarihi dönem dizileri diyoruz biz bunlara ve izleyen insanlar bunun farkına varacaktır. Çok bugün anlatan diziler. Yani sen de biliyorsundur, Tabii. izliyorsun, ne diyorsun. Bugün anlatan diziler aslında yani orada e, simbiyotik e, işte orada yani iyi ve kötü ikiliği birbirini var eden o ilişki. aslında bugünün şeyi analizi bu bugüne dair bir gönderme orada bir e, yaratılan tarihsel bir karakter aslında bugüne dönük fazlasıyla güncel ama hani bunu da konuşalım ama oraya gelmeden önce şunu söylemek isterim e, bu sadece popüler kültürün e, işi değil kültürün işi değil tarih bilimi dediğimiz bilim bile e, hep yeniden yazılır aslında hani İngilizcede A History of diye başlar yani A History of modern o i̇şte modern ortaduğu tarihi. ama bir tarih der çünkü farklı tarih yazılabilir yani bakana göre değil mi hangi göz bakıyorsa ona göre ona göre yazabilir şimdi tarih bilim yani bilim sıfatı içerisinde konuştuğumuz zaman bile tek bir tarih yok hep güncel ihtiyaçlara göre yazılır tarih günün ihtiyaçlarına göre tarih yeniden kurgulanır kim yazarsa yazsın bunu. Dolayısıyla kültürel alana özgü de bir şey değil bu. Farklı tarihçilerden farklı şeyler okuruz biz aynı döneme ilişkin. ile ilgili Orhan Koloğlu'ndan başka şey okuruz. Değil mi? Kızıl Sultan mı, işte Ulu Hakan mı? Ne bileyim Sabri Ülgener'den başka bir şey okuruz falan filan değişir yani bakış açısına göre. Dolayısıyla bu kültürel alanına, kültürel alanda teşhis edip yargılayacağımız bir şey değil aslında. Tarih böyledir ama yine AKP dönemi için söylediğimiz bir tekerle tekerleme bu kadar da olmazdı. Yani Hollywood'un yaptığı tarihi filmler bile işte Roma dönemini anlatan hani o büyük bütçeli filmleri hani biliyoruz 60'lı yıllarda filan yapılan o büyük bütçeli filmler. Mesela onlar da zamanda çok eleştirilmişti. Ya tarihe böyle mi bakılır? Romanlar böyle midir? Veya günümüze gelelim. İşte Homeros'un İlyadasını çekti Hollywood. Ya Achilles böyle midir? Yani Brad Pitt bir Amerikalı e, görüyoruz biz orada bir Grek görmedik yani gibi eleştiriler alıyor falan filan veya Chaplin'in daha şey yapalım hani büyük diktatör filminizde bir Miza şey içerisinde Hitler'i eleştiriyor ya Hitler'e böyle mi bakılır filan gibi çeşitli eleştiriler aldı e, şimdi dolayısıyla böyle bir gelenekten gelerek e, kültürel ürünleri yani tarihi konu eden kültürel ürünleri bu çeşit bir eleştiri e, geleneği var. Bu gelenekten baktığımız zaman evet bu tarihi dizilerde eleştirmeyi fazlasıyla hak eden diziler. O eleştiri bile bize çok fazla şey geliyor, fazla şey geliyor, lüks geliyor. Hani e, benim bu tip dizileri e, eleştirirken e, kullanmak istediğim argüman e, daha ahlaki değerler üzerinden. E, olmalı diye hissediyorum yani dilim oraya bunu kalıyor. Bunu açmak lazım biraz. Ahlaki derken ne kastın? Yani gerçeklikle dürüst bir ilişkisi var mı mesela anlatabiliyor muyum? Yani bu bir ahlaki her şeyden önce. Tabii ki biz bunu bilimde de ararız gerçeklikle dürüst bir ilişki var mı ama o dürüstlük ahlaki bir kategoridir görülür her şeyden önce. Ve baktığımız zaman o, o kadar bugüne odaklı diziler ki bunlar çok açık yani semboller çok açık orada. Abdülhamid kim? veya işte Ertuğrul kim, karşısındaki hasımlar kimler, Bizans eli, Bizans yurdu, kimleri analizisi veya Abdülhamit tokatlarken işte İngiliz sefirini aslında kimi tokatlıyor? Hani tarihte böyle bir şey var mı yok mu onu geçtim artık Olmadı, biliniyor zaten. Yani Abdülhamit hiçbir zaman bir İngiliz sefirini tokatlamadığını biliyoruz. Yani böyle bir tarih bilgisi yok. Ama hani diyoruz ki ya bu tabii sonuçta bir bilim değil. Yani serbest bir yorumlama, sonuçta bir kültür ürünüdür. Dolayısıyla belgeselde olmadığı için veya bir bilim olmadığı için kurguya açıktır. Ama kurguya açıktır ama bu kadar da ideolojik göndermelerle yapılmış olması, hani kör gözün parmağına meselesi üzerinde konuşmayı ve dediğim gibi ahlaki yargılarla konuşmayı hak eden yapımlar bunlar. Yani işte akademik çerçevede kalarak bunun semiyolisini yapmak, Söylem analizini yapmak, hani fazla e, dehşeti hafifletmek gibi geliyor bana. E, bilmiyorum anlatabildim mi? Sadece TRT değil aslında. İletişim Başkanlığı'nın yaptığı filmlerde de mesela, son yaptığı filmlerde de e, bütün bu dönemlere ilişkin e, bir aslında siyaset inşası var Yeni Osmanlıcılık üzerinden. Yani Selçukluları gösteriyor. E, Ertuğrul Gazi'yi gösteriyor. Ee, ve Ayasofya kapılarında Mehteran'la içeri giren 15 Temmuz'un beyaz gömlekleri içeri giriyor. Ee, ama mesela Atatürk'le ilgili tek bir kare bile içeri girmiyor. Reddediyorlar. Öyle bir şey göstermiyorlar. Ee, dolayısıyla bir yerden de birkaç koldan birden kendi tabanına özellikle kendi tabanını adeta takip etmek için bu sembolleri teker teker hep de benzeş tipten yani giyimi, kuşamı, e, makyajı sesi tonu ve söylemiyle e, adeta bir tek elden çıkmış gibi yani e, 13. yüzyıldan beri Haçlı zihniyeti İçimizdeki hainler bir lider figürü var ortada hep o lider figürü de biraz onu konuşmak lazım belki o lider figürü e, yanılmaz e, mağrur otoriter milliyetçi ve muhafazakar bir lider figürü e, ve yapayalnız aslında. Onu nasıl aç açacağız? Biraz onu konuşalım. Güncel şeylerle uğraşmıyoruz aslında. Ya bu konular evet gündemimizde var ama bunlar güncel değiller. Bunun tarihsel e, kökleri var. Kültürel, siyasal, gelenekten gelen. Yani bu da öyle. Lider kültü, kültü e, bir ateist siyaset geleneğinden e, uzayıp bugüne kadar ulaşmış e, bir meseledir. Yani işte çok, çok uzağa gitmeyelim. Bunun Anadolu Selçuklarına kadar da gidersiniz ama Diyelim Osmanlı, biz biliyoruz ki Osmanlı'nın toplumsal yapısı, sosyolojisi e, tipik bir ateerkil toplum yani asetik toplum dediğimiz ateerkil toplum yapısı gösteriyor. Nedir o? Devlet baba ve evlatları var. İşte yoksul reaya yani hani bir üçgen piramidimiz vardır ya bizim sosyo şeyi demografiyi gösteren onun tepesinde en uçta bir devlet baba, e, babayı simgeleyen de hükümdar, sultan. Ve altında da geniş yoksul köylük. Çünkü hani biliyorsun Osmanlı e, bütün topraklar üzerindeki varlıklarla birlikte insan veya hayvan e, devlet mülki, mülki odur. Yani kayıtlarda, tapu kayıtlarında bile öyle geçer. Yani Osmanlı bir yeri fetheder, tamam? Orayı e, hemen e, şey devlet mülkü olarak kaydeder e, Enderun'da sarayda yetişmiş bir memurun da oraya işte tımarlı sipahi vesaire çeşitli onların da kademeleri var. Gönderir. Padişah adına ki o da Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Mülk Allah'ındır aslında bildiğin gibi. Padişah da sultan da Allah'ın mülkünü onun adına yönetmekle mükelleftir. Dolayısıyla babadır. toprağın üstündeki insanlar birlikte sahibidir. Ve böyle bir baba oğul ilişkisi gelişmiştir. Hani Osmanlı'nın 600 yıla yayılan tarihi içerisinde çok fazla ayaklanmalar oluyor biliyorsun yani Celal isyanları oluyor, Suhte ayaklanmaları oluyor vesaire Şeyh Bedrettin isyanları falan ama baktığın zaman bunlar hedefine ulaşmamış çok kısa süreli Celal İslam'da tabii yayılıyor ama başka sebepleri var onun da oraya girmeye gerek yok ama sonuçta başarısız olmuş isyanlar bunlar. Hedeften ulaşamamış. Çünkü toplumsal destek bulamıyorlar. Neden? Babaya isyan olmaz. Çünkü halk yani devleti baba olarak gördüğü için ona isyan olmaz. Dolayısıyla oralardan gelen bir kulluk, devlete kulluk siyasal geleneği var. O da lider kültünü sarsılmaz, otorisi sorgulanmaz biri olarak eee toplumu karşısına çıkartıyor. Bu bu dönemin bir gerçekliği değil. Yani e, AKP döneminin yaşadığı bir şey değil, gerçeklik değil. Bütün modernleşme sürecimizin halledemediği bir mesele aslında. Devlet babadır. Devlet tek otoritedir. Onun sözünün dışına çıkılmaz. O onun dediğinin dışında bir şey söyleniyorsa bu nifaktır. E, bozgunculuktur. Ha burada sorun ne? Devlet dediğimiz aygı tek kişi elimde toplandı. Yani o, onun altı iyice çizildi. Ben varsam yani sizin refahınız garanti altındadır. Ben yoksam e, siz de tehlikedesiniz. Ben buradayken paniğe gerek yok. İhtiyacınız neyse verilir, dağıtılır. Anlatabildim mi? Yani o liderin yalnızlığı da aslında hem e, otoriter siyasetlerde sık rastlanan bir şeydir. Yani Kendisini yalnız olarak göstermek de e, ideolojik olarak liderin işine gelir. Çünkü sürekli tehditler almaktadır. Hatta halkta da bunun karşılığı vardır. Yani sosyal bilimlerde bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Halkın bir memnuniyetsizliği varsa tek adam rejimine karşı suçlu bürokratlar gösterilir. Yani sağın tipik şeydir e, bürokrasi düşmanlığı. Ee, tek adam rejimlerinde de böyledir. Eğer bir şey kötü. Evet. Yani onlar eleştirilir. Bürokratlar yani dolayısıyla o da yukarıda yalnızdır aslında. Her şeyle çatışmaktadır. Herkeste çatışmaktadır, mücadele etmektedir ve halkına hizmet için yapmaktadır bunu. Yani aslında e, serdar şeyin e, otoriter rejimlerin sürprizli tarafları yok mi? yani hangi açıdan ele alırsal al. bunun iktisadi uygulamaları, kültürel uygulamaları falan şey e, portföy bellidir. Kavramlar bellidir. Onlar çıkartılıstır. Yani e, Donald Trump'ın söylemi neyse e, Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemi de benzerdir. Veya 20. yüzyılın diğer e, böyle e, otokrat liderlerine baktığımızda hepsinin yani argümanları bellidir. Sebepleri de bellidir. Mesela çok sembolik bir sahne vardı Abdülhamit dizisinde. Ee, öğrenciler ayaklanıyorlar ve Abdülhamit'in karşısına çıkıyorlar. Abdülhamit orada e, bence çok enteresan birebir şu cümleyi kullanıyordu ki eskiden diyor Berlin'e ne kadar zamanda gidiyordunuz? Şimdi tren yaptık, 3 günde Berlin'e gidiyorsunuz diyor. Hürriyet istiyorsunuz, hür değil misiniz diyor. Ya yani Birebir aynı söylemler aslında. Gözlem yaptığımızda işe yaradığını görüyoruz aslında. Yani nedir bunun en şeyi? Seçmen davranışı. Hani seçmen davranışında bir değişiklik yapıyor mu yapmıyor mu? Hep onu işte seçimlerde görürüz veya seçimler bugün seçim olsa kimi oy verirsiniz anketlerinde görüyoruz. demek ki bir tutunum sağlıyor bu. O şey meselesine gelince yani kitleler üzerinde ideolojik bir etkisi oluyor demek ki bu dizilerin bu bağlanmaların. E çünkü yani sokak röportajlarında görüyoruz vesaire halk da inanıyor yani gerçekten işte bu bütün pandeminin veya işte kurdaki bu yükselişin filan Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için uluslararası komplolar olduğuna yani inananların sayısı hayli fazla. Hani bu konuda yanılıyor olmayı isterdim ama hayli fazla. O yol mol meselesine gelince işte tren yaptık. Şimdi orada bir kere az önce söylediğimiz iki şey e, söz konusu bu tespit ettiğin meselede. Bir tanesi bugüne bir gönderme olması yani o tarihi diziler bugünün sorunlarını aslında dillendiriyor. O yüzden öyle bir kurgu var orada. Çünkü bugünün iktidarı da e, en büyük şeyini, en büyük referanslarını hani bu hizmet ediyoruz, bu topluma devlete hizmet ediyoruz e, derken en büyük referansını oradan alıyor. Yol, köprü bildiğimiz şeyler ama Türkiye'de sağın büyük geleneği de budur zaten. Yani yol yapar, köprü yapar. Yani kalkınma dediği zaman sağın anladığı budur. Yani kişi başına düşen milli gelir, toplumsal refah, efendim ücretlerdeki artış, reel satın alma gücü filan bunlar değil de yani akla gelen sağın büyük geleneği nedir? İnşaat, yol yapacak. İşte bilmem, menderes de böyleydi. Süleyman Demirel de böyleydi vesaire hepsi. Mesela bakıyoruz bu dizilerde tıpkı bugün olduğu gibi tarikat liderleri de bir şekilde normalleştiriliyor. Yani devlet aygıtı içinde o liderlerin danıştığı tarikat liderleri var veya din alimler var. Mesela bir dizide İbnül Arabi'ye danışıyor. Buna ne diyorsun? İbnül Arabi e... Yani benim de başımın üstünde yeri olacak biridir. Yani bir alim olarak baktığınızda ki İslam düşüncesi içerisinde e, hani büyük humanist geleneğin temsilcilerindendir İbn Rüşd, İbn Sina gibi, e, Farabi gibi. Yani büyük temsilcilerinden biridir İbnü'l Arabi de. E, daha tasavvufi, daha akla dönük humanist eee merkezli bir bakış açısının temsilcisidir. Hani keşke yol o olsa. Yani ben de İbn Arabi'nin yolundan giderim. Yani ya önemli olan şu. çok sevdiğim bir filozofun güzel bir sözüdür o. önemli olan neye inandığın değil, inandığın şeyin seni ne yaptığıdır diyor. Yani ne inanırsan bir ideoloji, bir din fark etmez. O inandığın şey seni ne yapıyor? Yani Marksizm, sosyalizm dersin işte Stalin gibi bir tip ortaya çıkar. Stalin'in temsil ettiği Marksizm'i savunmanın yani e, mümkün yok. Veya işte e, İslam der, bilmem işte bugün gene e, buraya gelirken öğren doğru mu yanlış mı doğrulanmadı da ama Fransa'da gene kilisede bir kadına bıçaklı saldırı yapılmış vesaire. Yani öyle bir tip de çıkabilir ortaya. Elini bıçak alıp kilisede kafa kesmeye çalışan bir fanatik de çıkabilir. Veya İbnül Arabi gibi, Yunus Emre gibi değil mi? Veya işte Muhyi gibi yani insanlar da çıkabilir. Önemli olan ne inandın? Şimdi eğer gerçekten o referans olarak gösteriyorsa İbnül Arabi orada yer verirken bu mükemmel yani çok hoşuma giden bir şeydir. İslam'ı temsil eden İbnül Arabi'nin oraya koyulması. Ama dediğin gibi tarikatsa eğer bugünün tarikatlarına baktığımızda Tarikat dediğimizde aklımıza gelen fotoğrafları düşünelim. Kimler geliyor mesela yani son dönemde. Asla İslam'ın bu damarıyla buluşturamayacağımız başka başka İbnül Arabi ile Cübbeli Ahmet asla bir araya gelemeyecektir bu anlamda. İslam'a bakışlarıyla, toplumsal hayattaki bunun uygulanma biçimleriyle, insan insan iş ilişkisinde dinin rolüyle ilgili baktığımızda asla bir araya gelmeyecek insanlardır. Dolayısıyla bugünün tarikatlarına eğer bir şeyse, dediğim bir gönderme ise talihsiz de olmuş. İyi güzel de yani burada referans aldıkları ve bir öykü yaratıyorlar, bir mit yaratıyorlar. Arka tarafta gerçekten tarihsel olarak başarılı olduğunu söyleyebileceğimiz insanlar da var veya başarısız olduğunu söyleyebileceğimiz insanlar da var. Tıpkı senin söylediğin gibi yani Orhan Koloğlu'nu okursan 2. Abdülhamit, Ulu Hakan mı, Kızıl Sultan mı? Bu başka bir bakış açısı olabilir. Ama burada Bugün o muhakkama, bugün o yaptıklarıyla, yolsuzluklarıyla, ne bileyim işte kötü yönetimiyle hiç alakası olmayan bir tezat var ortada. Bunu nasıl izah edeceğiz peki? Yani başarılı oluyor mu bu söylem? Abdülhamit'in Türkiye'de siyasal İslamcılar arasında çok güçlü bir referans olduğunu biliyoruz yani bir. Ama Abdülhamit gerçekliğine baktığımızda aslında e, siyasal İslamcılar için de çok doğru bir model olmadığını da tarih bize söylüyor. Yani gerçek şeyine, hayatına veya icraatlarına baktığımızda Abdülhamit'in. Şimdi ilginç bir örnektir. Mesela bugünün siyasal İslam geleneği içinde olanlar, mesela Asım Nesli dedin. Mehmet Akif de başka bir, onlar için e, ulu bir portredir. Değil mi Abdülhamid'in yanında? E, fakat Mehmet Akif, e, bugünün siyasal İslam canını hiç de haz etmeyeceği, Namık Kemal ile birlikte ortak şekilde Abdülhamit'e söven biridir. Hem de çok ağır hakaretlerle. Bildiğin gibi yani Osmanlı tahtında tahta kurusu gibi oturuyor falan filan gibi yani şimdi Mehmet Akif de referans Abdülhamit de referans bunu buluşturmak bir sorun oluyor çünkü Abdülhamit'in icraatlarına baktığında tam da dediğin gibi aslında çok da doğru bir model olmadığını biz görüyoruz yani gündelik hayatını bir dindar gibi yaşamayan biri olduğunu biliyoruz. Yani konyak içtiğini, efendim, batılı bir yaşam tarzını özendiğini biliyoruz. Modernleşmeci bir padişahtır aynı zamanda. Yani Paris'te Grand Cafe'de sinematograf gösterisini yapınca Lumière kardeşler bir sene sonra Yıldız Sarayı'nda aynı gösteri istiyor adam ailesiyle. Oturup sinema izliyor mesela. Anlatabildim mi? Yani modernleşmeci bir padişahtır aynı zamanda. Yüzü batıya dönüktür. Bütün Osmanlı hanedanının bütün son temsilcileri gibi o da aslında batılı e, reformist bir padişahtır. Sadece ama çok pragmatiktir. O çöküş halindeki olan devleti, devleti Ali Osmani bir arada tutabilmek için İslamcılık ipine sarılmıştır. Yani hilafet Osmanlı'nın son dönemlerde hiç yani Abdülmecid, Abdülaziz'in hatırlamadığı e, hilafet, halifelik makamını hatırlayıp onun da çeşitli sebepleri var. Yani işte Orta Doğu'da, İslam coğrafyasındaki işte evet, İngiliz şeyine karşılık işte Alman politikalarını orada yürürlükte tutmak için etkili olsun diye. Çünkü kendisi de Almancıdır vesaire. Ben bugün AKP da dindar bir iktidar, dindar bir lider olarak veya Recep Tayyip Erdoğan'ı Erdoğan sadece bu şey içerisinde, kavram, konsept içerisinde Konuşma taraftarı değilim aslında. Yani Recep Tayyip Erdoğan ve icraatları e, bana siyasal İslam referansı şüphesiz mutlaka öyle. Ama e, siyasal İslam'ın e, ajandasını uyguluyor e, dedirtmeyecek çok sınıfsal vurguları olan e, bir dönem gibi geliyor bu dönem. Mesela yani, Neoliberal, neoliberalizmin mükemmel bir temsilciyiz yani AKP iktidarı e, her şeyle e, serbest piyasa ekonomi yani sermayenin diyelim şimdi uzun boylu bir şikayeti yok Türkiye'de olan bir tane Yani bütün o kimlik çatışmaları e, daha çok iktidarını e, perçinlemek için tutunduğu bir şey aslında e, AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın. Aslında sorun gayet de sınıfsal. Bunu biz her alanda görüyoruz. Yani o ülkede tozu dumana katan enerjisini o siyasal İslam aslında o bastırılan sınıfsal kimlikten alıyor. Bu kadar medyamız var diyor. Yani teknolojik altyapısı var ama diyor bir tane diyor yani sesimizi diyor duyuramıyoruz dünya. Yani bizim sözcümüz yok diyor. Yani <laughs> şimdi e, her şey kontrolünde. Yani akrabalık ilişkilerine dayalı işte bir sermaye angajmanı var medyanın değil mi? Bildiğimiz gibi. Yani oradaki gruplar. Ama e, diyor ki bizim sesimiz değil. Lider gene yalnız. Anlatabildim mi? Yani dediğin şey bununla ilgili aslında. Buraya bakmak lazım. Gene yani o söylemin bir parçası aslında. Ben derdimi anlatamıyorum. Ben yalnızım. Anlatabildim mi? Bu işte bu, bu sağ popülizm şeyi çok revaçta. Onun da kendine göre tabii yani bizim gerçekliğimizle yani siyasal iktidarın yapısıyla sağ popülizmin standart tanımı arasında da nüanslar var. Onları bir kenara koyarak kullanayım. Sağ popülizmin tipik argümanlarından biri olduğunu az önce söyledik zaten. Yani ben yalnızım. Bu bir gerçek dile getiriyor. Ama toplum buna inanmadığını falan gördü. o yani gerçek arada kaçak yaptığı zaman yani %70 oy aldığı bir şehre gidiyor. Gerçeğin kaçağını söyleyeyim işte nerede yapıyor? %70 oy almış ve Malatya'da birdenbire oy aldığı, %70 oy aldığı yerde biri çıkıyor. Eve ekmek götüremiyoruz diyor. Bu inanamıyor. Yani gerçekten de inanmıyor. Yani konuştuk bunu, kanaatimiz. O, o, yönde. İnanmadığına ben de inanıyorum. Olamaz diyor. Ya nasıl olur diyor. Yani ek, eve ekmek götüremiyor mu? Falan. Anlatabildim Veya e, bu tip işte kaçaklar olduğu zaman şey zannediyor. Anlatamadık biz. Yani ben çalışıyorum, çabalıyorum ama e, yeteri kadar bu insanlara bunu anlatamadık. E, dolar evet yükselebilir, euro yükselebilir, işte çatışmacı kur. Güzel de kavramlar da buluyorlar bu anlamda. E, çatışmacı kur, e, bu da yeni bir ekonomik model. Hani bunu niye anlatamıyoruz diyor. Yani niye bu öldük bittik e, muhabbeti yapılıyor ki dolara, kura bakarak filan. Hani gerçekten e, doğru yaptığını düşünüyor. Peki bir iletişim uzmanı, bir akademisyen olarak e, iletişim başkanlığını ve genel olarak AK Parti'nin, Erdoğan'ın çevresindeki iletişim ekibini başarılı buluyor musun? Hiç başarılı bulmuyorum. Hiç başarılı bulmuyorum. Ee, i̇ronik olarak başarılı buluyorum diyeyim. Mesela şu, mesela e, AK Parti gençlik kolları yaptı. Bir şey, sen kimsin şeyini sen hatırlayalım. Kimsin? Şimdi tabii damga, mühür e, AK Parti gençlik kolları olarak geçiyor ama ben hiç zannetmiyorum yani onun iletişim başkanlığından veya e, Sayın Cumhurbaşkanı onayından geçmeden yani yayıldığını hiç zannetmiyorum. Şimdi bu e, çok başarısız, onların hedefleri açısından söylüyorum. Çok başarısız bir video. E, ama benim açımdan çok başarılı. Eğer gençliği yani Z kuşağı denen e, bir tabanı e, hedef e, almak üzere böyle bir şey yapıyorsanız Mümkün değil, alamazsınız. Ama bu açıdan benim için başarılı, <laughs> onu söyleyeyim. <laughs> Onlar için başarısız. Ee, dolayısıyla hiç başarılı bulmuyorum. Nerede olan. hata yapıyorlar? Gerçeklikten çok kopuklar. Yani e, çok kopuk gerçeklik. Hani Sayın Cumhurbaşkanı hep şey diyor, fikri iktidar kuramadık, kültürel iktidar olamadık. Hani bunu da konuşmak gerekiyor belki. O da ayrı bir program konusu olabilir. Hani kültürel iktidar meselesi çok önemsediği bir mesele Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Her fırsatta söylüyor bunu. Ve gerçekten elinden geleni de yaptı. Yani kaç yıllık, işte 18 yıllık iktidarı boyunca bu dönemde. Fakat olmuyor. Yani kültürel iktidardan neyi kastettiğini anlıyoruz. Yani öyle romanlar yazılmıyor, öyle filmler çekilmiyor vesaire. Hani gündelik hayatta evet bir karşılığı oldu. Gündelik hayatta kültürel bir dönüşümü yarattı aslında. Ama bunu kastetmediğini biliyoruz. Yani hayırlı cumalar demek evet bir kültürel başarıdır. Bunu e, standart, sıradan bir e, şey, selamlaşma diyeyim, e, kalıbı haline sokmak bir başarıdır aslında. Ama kastettiği bu değil. Biliyoruz kültürel iktidar derken. E, olamaması veya fikri iktidar kuramadık. Bunun e, kuramamasının sebebi ki gerçek burada gerçeğe bağlı, kuramadılar. Ee, toplumu gerçekliğine vakıf olamamak yani o kültürel iktidar veya fikri iktidar bu şekilde kurulmaz yani yukarıdan hani şırınga modeli dediğimiz model vardır. Hani bununla olmaz iletişimde şırınga modeli işlemez. Evet devletin ideolojik aygıtları vardır ama e, o ideolojik aygıtlar da kültürlenmiş bir özne olarak insanlara hitap eder. Yani aynı haberin herkeste farklı etki yaratıyor olması ne demek? Ben şu televizyonun karşısına veya internetin karşısına kültürlenmiş bir varlık otur olarak oturuyorum. Benim algıda seçiciliğim var, hassasiyetlerim var, önceliklerim var, tercihlerim var. Dolayısıyla bana gelen bildiriyi ben o kültürlenmiş bir varlık olarak yani tepki veriyorum ona. Bu düşünülmüyor. Yani, zannediliyor ki ne verirsek alınır. Tabii ne verilse aldıkları bir kitle var, çekirdek yani demir çekirdek. Orada şüphe yok ama e, kültürel iktidar, fikri iktidar dediğiniz zaman e, sosyolojik olarak baktığımızda çok farklı e, nitelikler, kimlikler taşıyan bir yani toplum diye bir özneden bahsediyoruz ama bu homojen bir yapı değil. Yani tek boyutlu bir yapı değil. Dolayısıyla bunu gözetmeden e, yapılmış bir propaganda faaliyetinin de karşılığı olmayacaktır. Zannediyorum orada hata yapıyorlar. Çok doğru söylüyorsun. 15 Temmuz oldu. Bir tane şiir yok. Evet. Doğru. Yani halen şiir dediğimizde hani Necip Fazıl zaten hocaları onu bir tarafa koyarsak işte Sezai Karakoç vesaire ama yani yürümez. Sezai Karakoç'ta da yani onun da başımızın üstünde yeri var. Yani önemli bir şair. Ama bir tane Sezai Karakoç daha çıkaramadınız veya Cahit Zarifoğlu çıkaramadınız bir tane daha. Yok çıkmaz çünkü bak o da önemli meseledir. Bu da belki ayrıca konuşulması gereken bir şeydir. Sırf Türkiye'de değil. aslında dünyada siyasal İslam'ın gelişimiyle ilgili bir gerçekliktir. Aslında siyasal İslam modernist bir ne diyelim hareket. Yani işte elbanlılara filan baktığımızda yani bunun Mısır'da işte Lübnan'da Seyit Kutuplara filan hani o 1940'lardan itibaren 20'ler 30'lar 40'lardan itibaren asıl köklerine gittiğimizde bunu da gene bir siyasal İslamcı ile konuşmanı <laughs> tavsiye ederim. Bizim işimiz değil böyle ahkam kesiyormuş gibi oluruz ama. Bunların hepsi hani amene tabi okumuş çocuklar. Hepsi hani batıda eğitim almışlar, yabancı dil biliyorlar. Modernist edebiyatı, düşünceyi çok iyi biliyorlar. Yani siyasal İslam'ın ihvanın, Müslüman kardeşlerin falan kökeninde bunlar var. Yani bilirsin. Tabii. Türkiye'de de öyle. Yani e, milli görüşün ilk kadrolarına baktığın zaman e, ortada yani onları besleyecek işte Necip Fazıl'dan başka öyle bir kaynak falan yok çok ciddi anlatabildim mi? yani e, Said Nursi'nin risaleleri ve onu ayrı bir tarafa koy ama hani sanat, kültür, felsefe falan dediğinde bu insanlar Cumhuriyet döneminin hangi dergileri varsa değil mi? Hangi edebiyat dergileri varsa, hangi gazeteleri oradan okuyorlar. Hikaye, şiir dedikleri zaman işte o dergilerde çıkmış hikayeler, şiirleri okuyorlar. Sezai Karakoç'u niye ikinci yeni şiir içerisinde tanımlıyoruz? Evet ikinci yeni şiir içerisinde. Çünkü oradan besleniyor. Hani kültürel iktidar veya fikri iktidar falan niye olamadık? Biraz buralara kafa yormaları lazım aslında. Yani hayatı darlaştıran, tek boyutlu bir yaşam enjekte etmeye çalıştığınız zaman oradan kültür falan çıkmaz. Yani Tanpınar'ın gene e, ee, muhafazakarların sevdiği bir isimdir. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'da. Çok güzel bir tespiti var. Hani bizde diyor roman niye geç yazıldı? İşte kültür iktidar olamamanın bir sebebi. Roman dedi yani bir şiiri çıkmadı. Niye çıkmıyor yazılmıyor? Çünkü diyor bizde diyor bizim realite terbiyemiz farklı diyor. Yani roman ortaya çıkaran bireydir. Batı modernleşmesinde bireyin hürriyetidir. Yani birey odaklıdır. Birey hür olmazsa roman da olmaz. Hani laf uzatmadan kestirmeden söyleyeyim. E burada da öyle. Şimdi kültür dediğiniz şey özgürlükçü bir ortam gerektirir. Anlatabildim mi? Yani o hür bırakmadığınız zaman bireyi oradan bir kültür de çıkmaz. İstediğiniz kadar belediyeler fonlasın. İşte İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduktan sonra işte ortaya çıkan bazı şeyler biliyoruz. O kadar dergileri, o kadar vakıfları fonlamış ki Hepsi de kültür sanat alanında aslında yani çoğu, hepsi demeyeyim yani içlerinde çoğu kültür sanat alanında faaliyet yapan dergiler, vakıflar vesaire. Ama buna rağmen olmamış. Yani Türkiye tarihinin, Cumhuriyet Türkiye'si tarihinde herhalde hiçbir başka bir diyelim sol, sosyalist, sosyal demokrat bir kültürel dergi, kültürel vakıf bu kadar destek almamıştır, mali destek. Ama buna rağmen olmadı. Çünkü ruh. Geçenlerde İsrail Açık Hocayı konuk etmiştim. Orada benim için çok çarpıcı bir gözlemde bulundu. Dedi ki, Ak Parti çocuklarını kaybetti dedi. Buna katılıyor musun? Katılıyorsan neden? Yurt dışında yaşama isteği gençler arasındaki, bunu ölçmeye çalışıyorlar ve Ak Parti'ye oy vermiş gençlerin yüzde yurt dışında yaşamak istiyor. Bak, Ak Parti'ye oy vermişler bunlar. Hani ailesi de Ak Parti'ye vermiş kendisi falan. Bu ne demek? İşte dediğin gibi çocuklarını kaybetmek demek. Kimse burada yaşamak istemiyor. Yani bu ülkeden kaçıp git. Bu arada öbür şeyi de vereyim. CHP oy verenlerin de %35-40'ıydı gitmeyi düşünenler. Yani yüzü batıya dönük. Hani fikri hür, vicdanı hür, nesil yaratacağız derken işte nasıl bir yozlaşmaya geldik, tosladık diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında fikri hür, vicdanı hür nesil burada kalmak istiyor. Asım'ın nesli kaçmak istiyor. Anlatabildim mi? Bu ülkeden kaçmak istiyor. Ve nereye gitmek istiyor? Suudi Arabistan, Katar. Oralara gitmek istemiyor. İsviçre'ye gitmek istiyor. Belçika'ya gitmek istiyor. Kanada'ya gitmek istiyor. Yeni Zelanda'ya gitmek istiyor. Ve geçen sene yapılmış bir başka araştırma. Bunları hatırlayacaksındır. İslami ölçütlere göre yaşayan ülkeler, yani bunu tespit etmeye çalışıyor. Uluslararası bir araştırma. İslam'ın öne sürdüğü e, ilkelere göre e, yaşayan ülke sıralamasında birinci kim? Yeni Zelanda. İslami hiçbir ülke İslami kriterlere göre yaşam formu ortaya koyabilmiş değil. Bilimsel bir şey veri olarak bu ortaya çıktı. Yani İhsan Eli açık hoca doğru söylüyor. Çocuklarını kaybederler çünkü kendi çocukları onlara inanmıyor. Onların var etmek istedikleri yaşam tarzına itiraz ediyorlar. Üniversitedeyim. Karşıma öğrenciler geliyor. İnanın o kadar pırıl pırıl öğrenciler ki. Mütedeyyin çocuklar. Kızıyla, erkeğiyle. O kadar güzel dersler işliyoruz ki. Akıllılar, becerikliler. Yani hiç de öyle e, muhafazakar. Yani onların hani dindar ve kindar nesil değiller. Değiller. Bir başka veri. İmam Hatip, İmam Hatip Lisesi Her taraf İmam Hatip Lisesi. Kimse çocuğunu İmam Hatip'e göndermek istemiyor ve İmam Hatip'te okuyanlar arasında Bildiğin gibi deizm, ateizm vesaire yükselişte. Yani böyle olmaz. Toplumsal yani kültürel devrim böyle olmaz. Göksel Elmas çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Daha ederim. Mısın?